Ekranlarını yeni açmış izleyicilerimize şimdi Profesör Doktor Bülent Berkerle devam ediyoruz biliyorsunuz haftalardır tüp bebek tedavisiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor kendisi acaba infertilite ne neden olur sorusunun cevabını da veriyor zaman zaman hocam bu haftada da miyomlardan söz edecek özellikle tedavisi nasıl yapılmalı infertilite neden olur mu bunun da cevabını alacağız bu hafta Profesör Doktor Bülent Berker'e bırakıyorum sözü. İnfertil hastanın değerlendirilmesindeki temel tahlillerinden bir tanesi olan rahim kanalları açık mı değil mi? Bunun için rahim filmi çekiyoruz. Histerosalpingografi dediğimiz bu filmin neticesinde tüplerde tıkanıklık var mı? Varsa nerede var? Bunu ortaya koyuyoruz. Halk arasında biraz ağırlı olduğu düşünüldüğünden imtina ediliyor, çekiniliyor bu filmin çekilmesinden ama çok önemli bilgiler veriyor bize. Mutlaka yapılması gerekiyor. Şiddetle öneriyorum. Dolayısıyla eğer her iki tüpümüz açıksa çok temel olarak bazı noktaları aşmış oluyoruz. Ancak tüplerde tıkanıklık olduğunda kafamız karışıyor hasta olarak. Eğer tek taraflı tüpün rahme girdiği noktada tıkanıklık varsa ekstra herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama çift taraflı rahme giriş, proksimal tıkanıklık dediğimiz eğer tüplerin rahme giriş noktasında çift taraflı tıkanıklık varsa bunların açılabilmesi için histereskopi dediğimiz kapalı bir yöntemle bazı işlemler yapıyoruz, ameliyatlar yapıyoruz. Bunların büyük bir kısmı aslında açılamıyor ama en azından açılırsa kişiye kendinden gebelik şansı veriyoruz açılamadığında her iki tarafta tüp tıkanıklığı varsa tüp bebeği alıyoruz. Bundan daha önemli bir nokta tüplerin uçlarda tıkanıklık olması. Çünkü eğer tüplerde uçlarda tıkanıklık varsa vermiş olduğumuz tüplerin açık olup olmadığını gösteren madde geçemeyeceği için biz uçta tıkanıklık olduğunu anlıyoruz. Ama ilerleyen dönemlerde oralarda sıvı birikiyor ve hidrosalpingx dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. O sıvı karnın içine akamayınca geri rahmin içine geri akıyor ve yerleşecek olan embriyonun yerleşmesini engelliyor ve infertiliğe sebep oluyor. Bu gibi durumlarda onları kapalı yöntemle ya tüpü alıyoruz ya da tüpü rahme girdiği yerden tıkıyoruz. Çok önemli bu distal uç tıkanıklıkları ve tüpte su toplaması. Diğer bir sıkıntı da miyom. Rahimde ur olması yani miyomlar her zaman e, infertiteye sebep olmaz. Ancak Miyomun yerleşimi çok önemli. Eğer tüpe yakın yerleşmiş ve tüpü tıkıyorsa infertiliteye sebep olabilir. Bir de rahim kavitesi içerisinde ya da rahim kavitesini etkileyecek şekilde baskı yapıyorsa, yaylandırıyorsa o zaman infertiliteye sebep olabilir ve amiyat gerekiyor. Burada sevindirici nokta kapalı amiyat dediğimiz laparoskopi ve histeroskopi ile hem miyomların hem poliplerin hem rahim içindeki perdelerin hem de tüplerde su toplaması olmuşsa onların tedavisini kapalı yöntemlerle yani karnı kesmeden rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Peki miyom ameliyatı yaptıktan ne kadar sonra kişi gebe kalabilir? Genelde 4-5 ay sonrasında kişi kendiliğinden gebe kalması için izin veriyoruz. Eğer tüp bebek tedavisine geçilecekse de 4-5 ay sonra yumurta toplama işlemi rahatlıkla başlatılabilir. Ancak Yaşla ilgili bir sıkıntı varsa miyom çıkarılır hemen 10-15 gün sonra yumurtalar toplanır tüp bebek yapılır ve onlar dondurulur daha sonra transferi yapılır. Bütün uğraşlarınızın iyi bir şekilde sonuçlanacağı gebelikle sonuçlanacağı tedaviler diliyorum ve sağlıklı günler mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Her defasında ne kadar güzel toparlıyor cümlesini değil mi Profesör Doktor Bülent Berker bütün uğraşlarınızın güzel sonuçlar getirmesini diliyor çocuk sahibi olmak isteyen herkesin bir an evvel çocuklarını bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum ben de çok çok teşekkürler Profesör Doktor Bülent